Bugün yine bomba bir filmim var. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Köstebek filmi. Efsane dememe gerek yok zaten biliyorsunuz. Dört dalda Oscar aldı. En iyi yönetmen dahil. Başrol oyuncuları Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Martin Sheen, Mark Wahlberg. Daha sayamayacağım birçok oyuncu var. Film çok güzel işlenmiş, yazılmış bir film ama uyarlama bir film. Oradan çok süper uyarlamışlar. Bir Hong Kong filmi, Kirli İşler diye bir filmden uyarlanma. Oraya da bakarsınız. Kirli İşler 1, Kirli İşler 2, Kirli İşler 3 diye Hong Kong filmi. O Hong Kong filmi de zaten Hong Kong, atıyorum Hollywood'un Oscar'ı varsa Hong Kong'da da Hong Kong ödüllerinde ödül almış film Kirli İşler. Oradan uyarlanma bir film. Yönetmeni Martin Scorsese zaten biliyorsunuz o da Oscar'lı. Yapımcıları keza gene Martin Scorsese, Brad Pitt yapımcısı, Jennifer Aniston gene yapımcılarından bir tanesi. Harika bir film. Bunun yorumlarını gene arkadaşım Kerem'den alacağız. Bu bizim zaten favori filmimiz. Evet, merhaba Selimciğim. Yine Merhaba. beraberiz, çok mutluyum. Aynen. Şimdi bu film biliyorsun bizim hani çok esten izlediğimiz ama tabii ki de arşive koyacağın en iyi filmlerden bir tanesi. Çakal, Face of Snake Eyes falan. Yani bunlar kaya biliyorsun. En babalar yani, en kral filmler. Köstebek de işte bunlardan bir tanesi. Burada aslında birçok hani ülkede yaşanmış gerçek olayların aslında film diyorlar ama hani bence yaşanmıştır bu tarz şeyler. Çünkü düşünsene kimin aklına böyle bir film yapmak gelir ki? Çok güzel bir öykü ki bu yaşanmış bir öykü. Bunu da filme yansıttıklarında biz de bunu zaten hissederek izliyoruz ve hani çok güzel böyle duygu vermişler. Harika bir film. Gene baştan sona hiç kafana bile kaldırmadan böyle hiçbir yere bakmadan abi dümdüz izleyip bitireceğim bir film. Fıstık gibi. Her sahnesi aksiyon ve ters köşe diyorlar ya hani ters köşeler bunda çok bu filmde. Ben bile izlerken böyle şey demiştim hani ikizinde. Oha bu herif buna arkadaştı falan diyorum veya bunlar diyorum aynı takımdaydı. Arkadaş arkadaşı çat çat vuruyor birden Yani filan. çok ilginç. O siktir oluyorsun böyle nasıl yani falan. Ters köşe bunda bolca var onu söyleyelim. Yani onun için bile izlenir. Çünkü biliyorsun böyle sürpriz sonlu veya ters köşeli sahneleri seven çok izleyici var. O yüzden bana kalırsa bu %100 izlenmesi gereken bir film. Yani her insan bunu izlemeli bence. Yani Aynen. bazı hanımlar bayanlar şey diyor işte ben de aksiyon izlemem diyor. Ama bu işte izlenecek aksiyondan türünden yani. Bu izlenir. Mükemmel bir film. Leonardo zaten biliyorsunuz. Hani Oscar'lık bir oyuncu zaten hiç anlatmaya gerek yok. Bu filmdeki performansı da mükemmel ötesi. Genç yaşta ilk Oscar adayı gözüken Aynen öyle gençlerden bir abi. tanesi. Zaten aynen. Artık hiç eleştirmeye bile gerek yok. Harika bir oyuncu. Bunun yanı sıra da filmdeki performansı acayip böyle soğukkanlı bir ajanı oynuyor. Yani ben bile böyle hani izlerken bazı diziler vardır ya o her şey açığa çıkacak eyvah bu Değil mi? bölümden sonra bitti her şey dersin ya. Bu filmde de öyle oğlum kesin Kendisi de patlarım. yusuflanıyor birden Kendisi korkuyor de çıkmak istiyor yusuflanıyor. ama çıkamıyor. Çıkamaz abi. Çıkamıyor ve ölüm artık hani işin ucunda ölüm de giriyor herif. Hani herifi öğrenseler zaten bitirecekler. Ya yani öyle bir gerilim yaşanıyor ki filmde. Gerçekten sen bile oturduğun yerde böyle 50 kere pozisyon değiştin. Lan ne olacak acaba falan böyle. Aynen Acayip psikolojik akıyor. sıkıntılara giriyor. İşte terapistlerden şeyler alıyor ama hiçbir Abi. şey de açıklayamıyor. Ama çok da soğukkanlı bu arada. Yani o karşıdakiler mafya ya onlara karşı acayip böyle rahat cool gözüküyor. Hiç çaktırmıyor falan. Acayip mükemmel oynuyor. Yani oyuncu ya zaten kendisi de oyuncu. Filmde de oyunculuğunu güzel yapıyor. Ajan şeyini falan çok iyi oynuyor. Hiç belli etmiyor falan. Ama biz diyoruz artık hani böyle izlerken ulan patlayacak. Burada patlayacak. Şurada patlayacak. Her şey bitecek. E tabi artık zamanlara doğru bir şeyler olacak ama onlara da kendi seyircilerimiz desin. Ama baştan sona kesinlikle ve kesinlikle muhteşem. İnce detayları dolu. Böyle bir şey yok ya. Yani o kadar sürprizler var ki filmde. Her türlü bal kaymak yani. Ben bayıldım. Aynen Kerem abi bal kaymak diyorsa abi oturup izleyin. Bunu ikimizin zaten favori filmi. Bir de hani Köstebek Leonardo DiCaprio'nun oynadığı. Ha diyeceksiniz ki başka Köstebek yok mu çıktığında Google'da var. İki tane üç tane daha var. Onlar da kötü mü? Hayır kesinlikle. Bir tane daha köstebek var. Johnny Depp'le Al Pacino oynuyor. O gerçek hikayeden uyarlanma. Suç. O zamanın 1900 atıyorum 70'lerin suç örgütü Amerika'da gibi. Onun var. Ondan sonra Harry Potter'da oynayan başroldeki çocuğun adı ne unuttum.
Onun filmi var Köstebek diye. Yeni çekti 2-3 sene önce. Yok 5 sene önce falan oluyor. Onun var. Ondan sonra Gladiator'da oynayan Russell Crowe'un Köstebeği var. Yani çok Köstebek var. Bizim favorimiz şahsen bu film. Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio'nun, Mark Wahlberg'in Evet. oynadığı, Martin Sheen'in oynadığı, Müthiş. Alec Baldwin'in oynadığı. Biz bunu seviyoruz. Diğerleri de tabii ki güzel, kötü değil. Her hepsi ayrı işlenmiş ama biz bunu seviyoruz. Evet ama bu işte altın kadro. Bundaki oyuncu kadrosu Tabii. hiçbir filmde yok yani. Harika bir şey. Dikkat Evet. et. Bak seyirciler de dikkat etsin. Çok az böyle altın Oscar'lık oyuncular bir filmde toplanıyor. Ocean's Eleven'da olduğu gibi mesela. Evet. Ocean's'ta da mükemmel bir kadro vardı. Köstebek'te de öyle. Yani bu kadroları hani toplasan şu Hollywood filmlerini 90'lardan beri falan günümüze kadar topladığın zaman çok az böyle film çekilmiştir. Hani bütün altın starların bir arada olduğu. Aynen. Gerçekten bu samimi söylüyorum Var, yani. nadir var aynen. Nadir var. Mesela işte şimdi Netflix hani topluyor böyle en kral oyuncuları bir araya da Tabii, ticari iş öncesinde çünkü. tabii eski filmlere baktığımızda böyle mükemmel filmlere, koleksiyonluk filmlere hani altınların, yıldızların böyle bir arada olduğu çok az nadir film var ve zaten varlarsa da bileceksin ki bu izlenir abi. Hiç düşünmeye bile gerek yok. Zaten hani güzel olmasa zaten her Ya. yerden ödül almaz, 4 tane Oscar almaz. Bu adamlar oynamaz zaten güzel Tabii olmasa o canım, zaman. aynen. Kendini şeyini Sonuçta düşürür mü adam hikayeye statüsünü? bakıyor. Zaten uyarlanma, o kirli işlerdeki uyarlanma film de zaten orada 1, 2, 3 sevildiği için Hong Kong ödüllerini alıyor, bir dünya ödül alıyor. Artı çünkü gerçek orada da işlenmiş, polislerin içinde suçlular var, rüşvet alanlar var. Gerçek bütün dünyada hayatımızda var. Herkesin başına geliyordur yani. Tamam. İyi polisi de var, kötü polisi de var. Devlet dairesinde de öyle. Yani o yüzden bunların içlerinde de var. İyi polisi de var, kötü polisi de var. Uyuşturucuya bulaşan polis de var. Her şeyi var. O yüzden oradan gerçek işlenme olaylardan adamlar artık Hong Konglar nasıl yazdıysa oradan da burası çok güzel işlemiş. Zaten işleme üzerine Hollywood'un yerini kimse tutamaz abi. 2 2 daha 4. Bitti. Neden bitti? Çünkü abi yani kimse ayak yapmasın yani. Kimse kusura bakmasın. Sana 2 maaş ikramiye sözü verdiğim zaman bir grup emekçi bir şehirde gittiler, bana telgraf çektiler. Hindistan olsun, bilmem ne olsun bir şeyler yapıyor da abi adamlar çok ileriye. Yani biz olalım Türkiye ya da başka bir yer fark etmez. Fransız filmleri de güzel. Böyle tiyatral tarzında yapıyor. Efektler, yeşil perdeler filan, bir green box'lar kullanmadan adamlar güzel filmler de işliyor. Ama abi Hollywood uçmuş. Çok muazzam paralar yatırıyorlar. O yüzden diyor ki dünyada biz tek olacağız. Yani Illuminati gibi devlet olarak da tabii diyebiliriz ama oralara hiç girmiyoruz. Bizim işimiz din, iman, siyaset, futbol. Biz onlara karışmayız abi. Ama film olduğu için de onlar da filmde de usta olmak istiyorlar. Gerçekten de hala level'ı üstte tutuyorlar adamlar. Yapacak bir şey yok yani. Mesela Leonardo'nun Body of Lies filminde de, Yalanlar Üstünde filminde de, Russell Crowe oynuyordu aynen. Russell Crowe'lu olan filminde, o da benim için yani hiçbir gün unutmadığım bir filmlerden bir tanesi. Onda bu darbe olaylarından önce mesela direktman Fethullah Gülen'i anlatıyordu aslında. Ve ben bu film için de çevremdeki arkadaşlarıma, sana ve tabii birçok arkadaşıma, bakın bu terörist adam Fethullah Gülen diyordum. O da şey dedi mesela birçok arkadaşıma, olur mu oğlum o adam işte çok iyi bir hoca, çok değerli bir hoca, öyle şey sakın dışarıda söyleme falan. Ama aslında bence orada anlatmak istenen kişi Fethullah Gülen'di. Çünkü adam hani Arapça Marapça konuşuyor, Kur'an Muran diyor ama yurt dışında yaşıyor ve terörizmi Tabi Orta Doğu'yu aynen işlemişler. bütün herkes ortada işlemişler dediğin gibi ve tek bir telefonla adam nasıl güçlü olduğunu, istediği her yeri patlatacağını veya istediği yeri bombalayacak, onu öldürecek, ayağını yerden kesecek, her şey yapabilecek güce sahibim diyor adam yani. İşte o filmi izlerinde de kesinlikle buradaki bu adam bu Fethullah Gülen demişti. Ve sonra da zaten olaylar patladı işte. Gerçek hayatta da yani Türkiye'de de olanlar oldu. Adam hemen bastı gitti kaçtı mesela. Yani oradaki terörist yapılandırmaları da çok iyi yansıtmışlar. Ve dediğim gibi Leonardo DiCaprio'nun olduğu oynadığı bir film. Kanlı Elmas, Titanic, Body of Lies. Yani o New York'ta Yok Geçmeyi Fükan falan. Hepsi birbirinden mükemmel filmler. Leonardo'nun olduğu bir film ben gözüm kapalı izlerim. Zaten sizlerin de izlemenizi o yüzden tavsiye ediyoruz, yorumluyoruz. Yani direkt koleksiyonluk film alın koyun arşivinize izleyin yani o kadar güzel ben canı gönülden kefilim. Evet.
Ben de zaten kefilim. Bir dahakine görüşmek üzere. Mutlaka izleyin. When I was your age, they would say we could become cops or criminals. What I'm saying is this. When you're facing a loaded gun, what's the difference?